Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, TÜRKTEX Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı, FETÖ'nün hala kurumlardaki varlığını ve kendisine yönelik tehditleri kaleme aldı. Öncelikle şunu açıklıkla söylemek lazımdır. Türkiye'de FETÖ ile mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü, MIT ve vatanperver cesur savcılarımızdır. Emniyet Genel Müdürlüğü, MIT ve savcılarımıza şükran borçluyuz. Onlar da olmasa FETÖ ile mücadele maalesef hiç olmayacak. Onlar da mücadelelerini ancak ankesörlü telefon, baylok ve itirafçı ifadeleri temelinde yapabilmektedir. Yani FETÖ mensubu biri hakkında ankesör araması, baylok ya da itirafçı ifadesi yoksa neredeyse hiç işten başlatılamamaktadır. Çünkü terörle mücadele kanunu müsait değildir. Maalesef tüm ısrarlarımıza rağmen sadece bir silahlı terör örgütü değil, aynı zamanda devleti işten içe ele geçirmeye çalışan, devletin ve çalışanlarının tüm bilgilerini yabancı devletlere aktaran bir casusluk örgütü olan FETÖ'ye yönelik bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Bir başka deyişle, de, FETÖ ile mücadele yasal zeminde PKK, DHKPC, IŞİD gibi klasik silahlı terör örgütleriyle mücadele gibi yapılmaya çalışılmakta ve doğal olarak mevcut mevzuat ile yapılamamaktadır. FETÖ ne PKK ne IŞİD ne de başka bir terör örgütüne benzer. FETÖ bir terör, hırsızlık, gasp ve casusluk örgütüdür. Bu örgüt ne PKK ne de başka bir örgüte benzer. Devleti ele geçirmeye hedef edilen FETÖ, sınav merkezlerini ele geçirerek mensuplarını sınav, soru ve cevaplarını vererek devlete sızdıran, örgüt mensubu olmayan devlet memurlarını kumpaslar kurarak, iftiralar atarak sistem dışına atıp kendi mensuplarının önüne açan, devlette üst düzey yönetici seviyesine ulaştırdığı örgüt mensupları vasıtasıyla kadrolaşmaya giden, üniversitelerde kendi içinde kurguladığı danışman ve jüri üyeleriyle örgüt mensuplarına akademik ünvanlar aldıran, akademik ünvan aldıracağı ya da aldırdığı FETÖ mensuplarına yine yurt dışında kurduğu üniversite hakemli dergi vesairede adına makaleler yayınlatarak akademik kadrolar için puanlar kazandıran, yabancı dil sınav sorularını ve cevaplarını vererek örgüt mensuplarını girdiği sınavlarda yüksek notlar aldırarak mensuplarını yurt dışı eğitim ve görevlere gönderen, devletin kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının bürokraside yükselmesi için Örgüt üyelerinin birbirini sicil verirken desteklemesini ve örgüt üyesi olmayanların ise karalanmasını sağlayan, örgüt mensuplarının evliliklerini dahi örgüt mensupları kataloğundan yaptıran, belirli aralıklarla örgüt mensuplarından çalıştığı kurum ve kurum çalışanları hakkında rapor alıp bunları yurt dışındaki merkezlere aktaran bir terör, hırsızlık, gasp ve casusluk örgütüdür. FETÖ ile böyle mücadele edilmez. Böyle bir örgütle mücadele, PKK gibi terör örgütleriyle mücadele için çıkarılan kanunlar çerçevesinde yapılamaz. Eğer bu mevcut kanunlarla FETÖ ile mücadele ederiz diyorsanız yanılıyorsunuz. Edemezsiniz. Edemediğiniz gibi kendi ayağınıza sıkar, yapmaya çalıştığınız samimi mücadelenin hukuki zeminini oluşturmak üzere kanuni düzenleme yapmadığınız için hukuksuzlukla itham edilirsiniz. Bakınız hala iltisak kavramının TMK'da karşılığı yoktur. Çünkü düzenleme yapılmamıştır. Halbuki itirafçı ifadelerinden örgütün devlet ve üniversiteler içine sızma ve gelişme stratejisi apaçık bellidir. Tersine mühendislikle bu gerçeklerin kriterize edilip gerekli kanuni düzenleme yapılması hayati derecede önemlidir. Aksi takdirde FETÖ ile mücadelenin kanuni zemini eksik kalmaktadır. Bugüne kadar niye bu düzenlemeler yapılmadı? Kimler direnç gösterdi? Sorularının cevabı da bulunmalıdır. Bazıları diyecektir ki ama kanun geriye işlemez. Doğrudur ama örgütün maalesef hala ayakta ve devlet içinde geçli olduğunu unutmamak lazım. Bundan sonrası için bu kanuni düzenlemeyi yapmak bir vatan borcudur. Aksi takdirde vebali büyüktür. İltisak kavramının TCK ve TMK'da karşılığı oluşturulmalıdır. Bu kanuni düzenlemeler yapılmadığı ve kurumlarda kendi içerisinde FETÖ ile mücadele etmediği için binlerce her kılığa giren yok ben Atatürkçüyüm, Yok ben şu cemaat ve tarikat mensubuyum gibi kılıflara girerek FETÖ üyesi terörist elini kolunu sallayarak devletin kurumlarında ve üniversitelerinde cirit atmaktadır. Şöyle bir örnek vereyim. Oğlu IŞİD, kızı PKK teröristi olan, babası PKK'ya işi de para yardımı yapan, karısı örgüt kurumlarında çalışan, kardeşi firari terörist olan birini hiçbir devlet kendi kadrolarında istihdam etmez. Hele hele silahlı kuvvetleri polis teşkilatı, istihbarat teşkilatı, yargı teşkilatı ya da gelecek nesillerin yetiştirildiği eğitim kurumlarında istihdam etmez. Bu suçun şahsiliği ile kısıtlanabilecek veya tanımlanabilecek bir durum değildir. Şahıs belki yargılanmaz ama idari tasarrufa tabi tutulup kamuda çalışmasına asla müsaade edilemez. İşte iltisak kavramı budur. İltisak kavramının TCK ve TMK'da karşılığı oluşturulmalıdır. Danıştay'dan FETÖ'den ihraç edilen 178 hakim ve savcıya göreve, iade ve tazminat kararı çıkması da kanaatimce gerekli kanuni düzenleme yapılmamasının bir sonucudur. Yani artık kendi düşen alamasın. FETÖ'nün iğrenç katalog evliliği yöntemi hala devam ediyor. Bakın daha geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü ve MIT'in yaptığı FETÖ'nün mali yapılanmasına darbe vurduğu Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ele geçirilen signal yazışmaları terör örgütünün katalogdan evlendirme işlemlerine devam ettiğini ortaya koydu. Yazışmalarda geçen iğrenç diyaloglar, örgütün taban kadrosunu bir arada tutmak için eski yöntemleri hala uyguladığını belgeledi. YÖK Başkanımıza sesleniyorum. Üniversitelerde FETÖ temizliği yapmazsanız, Türk milletinin geleceği mahvolur. Vebali boynunuzadır. Bakın, size çok önemli bir devlet üniversitemizden bir örnek vereceğim. FETÖ'yü Fethullah Gülen ile birlikte kuran 5 kişiden birinin hem de Fethullah'tan sonra gelen eski damadı olan yurt dışındaki özel FETÖ Üniversitesi'nde yayınlar yaparak akademik puanlar alan FETÖ iltisaklı dijital gazetede 17-25 Aralık sonrası yazılar yazan, firari darbecilerin 15 Temmuz sonrası attığı ve FETÖ ile mücadeleyi karalayan tweetlerini daha geçtiğimiz hafta RT eden, geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınları esnasında FETÖ tarafından Türkiye'yi aciz ve küçük düşürmek için organize edildiği anlaşılan Global Call çağrıları yapan, terörist başı Fethullah'a 17-25 sonralık sonrası Hoca Efendi diyerek övgüleri düzmüş olan ve örgüt elebaşlarına abiler diye hitap eden, hala FETÖ'ye FETÖ demeyip cemaat diyen, yakalandığını anlayınca cemaat yerine FETÖ demesi bu gerçeği değiştirmez. Kadın ve öğrencilere ahlaksızca sözler yazan biri, hala çok önemli bir üniversitemizde çalışmaya devam ediyor. Eski tweetlerini, yazılarını silmiş, sildirmiş olarak sözde Atatürkçü kisvesine bürünmüş görünümüyle de gençlerimizi arada şırınga ettiği sözlerle zehirliyor. Buradan YÖK Başkanımıza da çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu ve benzeri şahısların üzerine gidin. Üniversitelerde FETÖ temizliği yapmazsanız Türk milletinin geleceği mahvolur. Vebali boynunuzadır. Kriter mi istiyorsunuz? Size derhal arz ederim. FETÖ'nün üniversitelerde sinsice kadrolaşma yöntemine bir örnek. Herkes müracaat etsin, tek kişi sınava girsin. Bakın, size FETÖ'nün üniversitelerde nasıl kadrolaştığına dair onlarca yöntemden sadece birini kısaca anlatacağım. 31 Temmuz 2008 yılında resmi gazetede yayınlanan karar ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik değiştirilmiştir. Bu yönetmeliğin 10. maddesi Sınav jürisi müracaat eden adaylar arasında ilan edilen kadro sayısının 4 katına kadar adayı ALES puanının %60'ını merkezi sınavdan muaf olan adayların son 2 yıla ait ales notunun bulunmaması halinde ales puanı 70 olarak kabul edilir. Ve yabancı dil puanının %40'ını meslek yüksek okullarına müracaatlarda ise ales puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun 4 katından az olması halinde adayların tamamı giriş sınavına alınır. Hükmüne amirdir. FETÖ örgütü bu hükmü sinsice istismar etmiş ve kadrolaşma için kullanmıştır. Hatırlayacaksınız o yıllarda ALES ve ÜDS sınavlarının FETÖ tarafından önceden ele geçirilerek sınav hırsızlığı yaptığı çeşitli basın kuruluşları tarafından haber olarak yapılmıştır. Ales ve YDS'de birçok kez soruları ve cevapları çalan FETÖ, 2008-2016 yılları arasında koordineli ve organize bir şekilde birçok branşta 5-10 kişilik Ales, UDS yüksek puanlı elemanlar oluşturmuş. Bunların yukarıdaki yönetmelik hükmü çerçevesinde üniversitelerde açılan kadrolara müracaat ettirmiş. Ön başvuruda kadro kontenjanının sadece 4 katının çağrılması şartı gereğince FETÖ mensubu gruplar bu araştırma görevlisi sınavına başvuru yapmış. Ön değerlendirme ile ilk dörde giren FETÖ mensupları yazılı sınava girmemiş. Böylelikle örgüt tarafından o üniversitelerdeki araştırma görevlisi kadrosuna yerleştirilmesine karar verilen kişinin rakipsiz olarak sınavı kazanmış olması sağlanmıştır. Bu durumun önünde 14 Mart 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan kontenjanın 4 katı yazılı sınava çağrılır kuralının 10 katı olarak değiştirilmesiyle geçilmeye çalışılmıştır. Araştırma görevlisi sınavına tek kişi olarak katılan ve otomatikman başarılı olan kimler vardır? İşte üniversitelerin akademik kadrosuna bu şekilde yerleştirilmiş FETÖ mensuplarını tespit etmek çok kolaydır. 1. Özellikle açılan araştırma görevlisi kadrolarına şartları karşılayan çok sayıda müracaat olmasına rağmen araştırma görevlisi sınavına tek kişi olarak katılan ve otomatikman başarılı olan kimler vardır? 2. Ayrıca farklı bir üniversitede görev yapan ve birkaç yıl içinde farklı üniversitelerin birçok araştırma görevlisi sınavlarına başvurup da ön değerlendirmede ilk dörde girmesine rağmen yazılı sınava girmeyen Araştırma görevlileri kimlerdir? Nerelerdedirler? Ve şimdi hangi ünvana sahiptirler? 3. Akademik ünvan sahiplerinin akademik puan aldıkları yayınları FETÖ bağlantılı kurum ve dergilerde yayımlayıp yayımlamamışlar mı? 4. Jüri ve danışmanların akıbetleri nelerdir? 5. Yabancı dil sınavları sonuçları arasında anomali var mıdır? Mesela bir sınavdan 90 hemen akabinde ve öncesinde sınavlardan 50 almışlar mıdır? Tüm bunun gibi kriterler KHK ile üniversitelerden ilişkiyi kesilenlerin akademik ve ünvan geçmişlerin analiz ve incelenmesiyle daha da geliştirilebilir. Bu hafta bunları gündeme getirince başımıza gelmedik kalmadı. Tüm FETÖ hesapları, FETÖ'cü firari sözde askerler, FETÖ elebaşları vesaire şahsıma, aileme, öğrencilerime, Türk dekse, namusumuza, şerefimize, haysiyetimize saldırmaya, hakarete, ve tehditler savurmaya başladılar. Elbette bu ilk değildir. Ve bizi bu gibi haysiyet cellatlarının iftiraları ve tehditleri yıldırmadı, yıldırmaz da. Şunu da FETÖ karalama kampanyalarına karşı söyleyelim. Cihat Yaycı'nın ne ticaret ve ne siyaset ile bir işi vardır. İstifa ettikten sonra önce değerli Enver Yücel'in davetiyle Bahçeşehir Üniversitesi, daha sonra da Profesör Doktor Emre Alkin dostumun davetiyle rektörü olduğu İstanbul Topkapı Üniversitesi dışında hiçbir yerde çalışmadım. Ki çalışabilirdim de. Bugün emekli yüzlerce amiral, general, subay ve assubay meslektaşım birçok yerde çalışmakta veya danışmanlık yapmaktadır. Hatta siyasi partilerde görev yapmaktadır. Ama ben böyle bir tercih yapmadım. Hedefimiz sadece gelecek nesillere itibarlı bir isim bırakmaktır. Kendimi milli meseleler konusuna vakıf öğrenci yetiştirmeye ve Türk milletinin başta denizler olmak üzere hak ve menfaatlerini koruyucu tezler geliştirmeye adadım. Her şeyim ortadadır ve son derece mütevazı bir hayatım vardır. Ahlak ve namusumuza da kimse laf edemez. Evel Allah malda, mülkte asla gözümüz olmamıştır. Olmaz da. Hedefimiz sadece gelecek nesillere itibarlı bir isim bırakmaktır. Sanıyorum Libya Anlaşması, Mavi Vatan Haritası ve Doktrini, Boğazlardan Geçiş Ücretlerinin artırılması, FETÖ metre vesaire bizim için en büyük servettir. Tüm bunlardan rahatsız olan vatan hainlerini karalama ve itibarsızlaştırma iftira kampanyaları bizi ancak onurlandırır ve büyütür. Bu karalama kampanyalarına itibar edip sinsice yaymaya çalışanların da zaten geçmişleri bellidir ve Türk milletinin takdirindedir. Meğer son iki haftadır komik ve her yerinden sahtelik akan WhatsApp yazışmaları dahi üretip şahsıma hiçbir vicdani ölçü tanımadan iftiralar atarak namusumuza dahi ahlaksızca saldıran FETÖ'yü kudurtan başka bir olay daha olmuş. Yüce Yargıtay'ın hakkımda verdiği KOK kararı ve yapılan itirazı reddetmesi FETÖ ve uzantılarının çileden çıkarmış. 18 Mayıs 2020'de istifa kararı alıp 40 yıllık üniformamı çıkarmama neden olan, hakkında FETÖvari kumpasla açılan soruşturmaya geçtiğimiz aylarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. Buna soruşturmayı açanlar itiraz etmiş. İtiraz da Yargıtay 5. Dairesi yine reddetmiş. Bu da FETÖ ve içerideki kriptolarını adeta zıvanadan çıkartmış. Ama asıl soru Peki bu müfteri ve işbirlikçilerinden şimdi kime hesap soracak? Şimdi bu kumpasın çöküşü FETÖ ve içerideki uzantlarını çıldırtmış. Yeni kumpas, iftira, yalan, kurgu, suç uydurma arayışları içine girmişler. Ama Allah her daim doğrudan yanadır. Ve tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. Allah bizimledir. FETÖ'den cihat yaycının rütbelerini sökün talimatı. Hatırlayacaksınız. Ben henüz istifa etmeden ve istifamı gerektirecek bir durum ortada yokken aylar önce FETÖ hesapları benim görevden alınacağımı yazmışlardı. O zaman bu sözlere itibar etmemiştim ama gerçekten dedikleri oldu. Suç uydurularak hakkımda soruşturma açıldı ve bu soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alındım. Ben de onurlu bir Türk amirali olarak istifa ettim. İstifa ettiğim gün ve ertesi süreçte FETÖ'nün en hain elebaşlarından Emre Uslu, Adem Yavuz Aslan, Sayit Sefa vesaire dosyayı doldurun. Cihat Yaycı'nın rütbelerini sökün, er yapın diye içerideki kripto elemanlarına suç uydurun diye talimatlar vermiş ve çağrılar yapmışlardı. Bu talimatları yerine getirmek isteyenlerin bir hayli fazla olduğunu da gördük. Görüyorum ve Türk milleti de görecektir. Hatta şimdi Yargıtay'ın bu kararından sonra FETÖ hesaplarının ve uzantılarının yani suçlar uydurarak, iftira tweetleri atarak, hatta pisliklerini bilmem kime ilettik demeleri o bilmem kimin de kim olduğu çok manidardır. Bunların durmayacağı bellidir ama aziz Türk milleti emin olsun ki tek başımıza kalsak da her türlü tehdit, hakaret ve iftiraya rağmen FETÖ ve devletimize düşman her türlü yapıyla mücadele gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Haine merhamet! vatana ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. FETÖ temizliğine ve özellikle TSK'daki FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız. Şimdi buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bana kumpas kuranlardan, suç uyduran müfterilerden, uydurulan suça istinaden açılan soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alınmamı teklif edenlerden hesap sorunuz. Ve FETÖ temizliğine bizzat siz el atınız. Rütbelerini Fethullah Gülen'in taktığı Serdar Atasoy'un daha geçen yıl yani 2021'de general olmasını teklif edenlerle hakkımda soruşturma açtırarak görevden alınmamı teklif edenler arasında bir bağ var mıdır? Yoksa bağdan öte aynı kişiler midir? Allah rızası için sorgulatın. Asıl sorulması gereken soru FETÖ'cülerin bu denli kendilerine güvenerek talimat verebilecek kripto üst düzey yetkililerin hala Türkiye'de var olup olmadığıdır. Eğer böyle yapılar varsa yarın bir gün FETÖ ile mücadele eden herkesi Fetöcü dahi yapar bu yapılar. Bizden uyarması.